selamlar. Yepyeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber sırt yenileyeceğiz. Traktörü gösteriyorum öncelikle. TD110'dayım. Buraya, bu tarlaya John Deere ile GPS'le sırt çekmiştik. Artık mısır ekim sezonu başladı. Biz de sırtları yeniliyoruz. Gübre attık. Gübreden sonra da gübreyi toprağa karıştırmak için sırtları ters çeviriyoruz, değiştiriyoruz bu şekilde gübreyi altı almak için. Şimdi size arkada makineyi göstereceğim. Beni takip edenler bilir, bu makineyle daha önce bir video attım ama bu videonun ilk çalışma videosu. Sıra bağımsız demiştik. Bakın siz de göreceksiniz zaten. Bir aşağı gidiyor, bir yukarı gidiyor. Her sıra bağımsız. Bunun böyle olmasının avantajı ise traktörü hiç yormuyor, traktörü çekmiyor. Ben şu an direksiyonu tutmuyorum. Arada küçük müdahaleler ediyorum. O da sırt çünkü bayağı eridi. Biz buraya geç yaptık. Sırt eridiği için traktör karıktan çıkabiliyor. Ama şurada, burada hiç bir problem yoktu. Bura biraz daha kumsal toprak. Orada sırtlar gayet güzeldi. O yüzden sırt müdahale etmiyordum makineye. Şimdi sırtı neden yenilediğimizi bahsettim. Artık mısır ekilmeye başladı. Biz bu tarlamıza geçen sene 20-85 peynir ekmiştik. Güzel verim aldık. Başka tarlamıza ekeceğiz şimdi 20-85'i. Bu tarlamıza dekalbin 69-80 ekeceğiz inşallah. Bu şekilde şurada sırtlar, yenilenen yerler daha bir rengi koyulaşıyor. Yenilenmeyen yerler daha açık renkli. Görüyorsunuz. Bu taraflarını bitirdim tarlanın. Yavaş yavaş gidiyorum. Çünkü burası birazcık ağır bir toprağı var. Hızlı gidip daha çok batırıp kezek çıkartmamak için yavaş yavaş gidiyorum. Şimdi az sonra makineden inip size göstereceğim çalışma prensibini. Burada da beyaz han çeşidimiz var. Buğdayımız. Buraya gübre atmıştık. Onu da izlemediyseniz hemen izleyin derim. Ama önce bu videoyu izleyin. Ondan sonra onu izleyin. Şimdi yeni bir sıraya girelim. Bakın beyaz han. Şu ortada çıkmadı ya. Orayı çıkartamadık. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıraya giriyorum. Arada 4 karık bırakacağım. 4 karık bırak kalıyor mu? 1, 2, 3, 4. Evet, kalıyor. Sabahtan beri çalışıyorum. Şimdi video çektiğim için birazcık heyecanlandım. O yüzden şaşırdım diyeyim size. Makineyi indirip biraz yürüyeceğim. Ondan sonra size göstereceğim. Bakın, direksiyonu hiç tutmanıza gerek yok. Görüyorsunuz, tutmuyorum. Şimdi duralım. Makinenin yapmış olduğu işlemi gösterelim. Şimdi arkadaşlar, daha önce anlatmıştım. Burada hilal bıçakları var. Bakın, bu sırtı bozuyor. Sağa sola attırıyor. Ondan sonra size bakın gübreyi göstereyim size. Gübre, bakın şuralarda. Şunlar gübre. Dönüm 50 kilo gübre attık. Arkadaki bıçaklar ise bakın burayı tekrardan birleştiriyor, namlu yapıyor. Ondan sonra kapatıyor. Bakın şöyle hilalleri daha iyi görürsünüz. Sırtı çok batırmıyorum. Çünkü altı yaş olduğu için şöyle kesekler çıkarabilir. Bakın şurada gübreler görebilirsiniz. Bu bakın çok batınca şöyle kesekler çıkıyor, görüyor musunuz? Bunlar araya düşüyor. Bir şey olmaz. Şurada gübreleri daha iyi görürsünüz belki. Bakın. Ümük asitli bir gübre attık buraya. Makinemize, traktöre tekrar binelim. Şöyle göstereyim size. TD110'la yapıyorum. Çünkü TD90
gübre atıyor başka tarlalara. Yüzlük zaten kepçeli. Onunla araya giremiyoruz. O yüzden 110'la devam ediyoruz. Evet, arkaya bakabiliriz. Yani GPS'le yapıldığı için dümdüz hatlar. Direksiyonu daha bakın tutmuyorum burada. Çünkü karıktan çıkmıyor. Bir de yavaş gidiyorum arkadaşlar. Şuradan geniş açılı aynalarımızdan kontrol ediyorum ben sürekli. Burada da var. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi gübreyi yeniledikten sonra sırtı yeniledikten sonra buraya belki bir sırt makarası çekebiliriz. Duruma göre. Çünkü ileride bir yağış gösteriyor. Hem sırt makarası kesekleri parçalar. Ama beklememiz de lazım. Çünkü ben de kararsızım ne yapmam gerektiğine. Bakalım göreceğiz. Şu an ovada yavaş yavaş ekimler başladı. Bugün 19 Şubat. İleride bir yağış gösteriyor. O yüzden ekiyor çiftçiler ama hava sıcaklıkları da düşecek. Çok değişik bir durum. Kararsız kalıyor herkes. Çünkü soğuk mısıra zarar verir. Verimi %20'ye kadar düşürebilir. %20 büyük bir rakam bence. Bilmiyorum, biz de kararsızız. Kadirli'de ekeceğiz ama Kadirli'deki arazilerde ekeceğiz. Kadirli biraz daha sıcak bizim bölgeye göre. Şimdi biraz daha sırtları göstereyim size. Bir gidip bir geliyorum. Boş yer bırakıyorum. Oradan boşluğa girip kapatıyorum ondan sonra boşlukları. Makineyi de bir daha göstereyim size. Videoyu çok uzatmayacağım. Sıkmamamız için. Aşağı yukarı gidiyor makine. Bakın. İşte bu traktörü zorlamıyor. Bizim eski makinemiz sabit şaseliydi. Sabit şase olunca arkadaşlar traktör sağa sola çekmeler yapıyor. Dar geniş olayı oluyor. O yüzden bu makineyi bu yaz aldık. Şurada bir taş var. Bir saniye. Taşın üstünden geçelim. Onları ben kaldıracağım. Tamam, taştan. Ben en son onları kaldıracağım. Midler gelmeden önce. Tarla zaten uzun. Bakın, videoya başladık. Videoya ne zaman başladığımızı ben de unuttum. Ben videoyu uzatmayayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz çalışmaya başladık artık. Resmen havalar ısınıyor. Havalar ısınınca çiftçi durmaz. Çalışır. Biz de başladık. Dediğim gibi Şu makinenin ben bir ufak çaplı bir incelemesini çekmiştim kanala. İzlemek isteyen olursa kanalımda bulabilir. Bizim videomuzu da şimdiki videomuzda beğenmeyi unutmayın. Bir de merak ettiğiniz şeyleri yorumda belirtin. Bu videoyla bağımsız da olabilir, hiç fark etmez. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.